eski belediye başkanımız İlkan Özçemir. Tabii sizi Müsait Çetin Kaya Bey bizim saygın iş adamlarımızdan biri bölgemizde. Biz hani değer verdiğimiz bir arkadaşımız sizin bölgenizde burada. Kendisi zaten yerinde size bilen arkadaşlarımız var. Sizle tanıştırmış olalım. Değerli bir iş adamımız, önemli bir iş adamımız. Onun için burada tanışmış olursunuz. Kendisiyle biraz sonra size yerini de söyleyecektik. Bu bakımdan benim çok değerli Salman Berdem'in güzel insanları. Başkanımın dediği gibi tabii biz selamlar getirdik. Annemizden, babamızdan, amcamızdan, akrabalarımızdan. Sizler tabii bu selamı farklı alacaksınız. Yani onların selamı bu sefer farklı. Başkanımın az önce dediği gibi yıllar önce kaybedilmiş bir hakkımız bugün inşallah verilecek umudundayız. Tabii derler ya, mazlumun ahı çıkar hasta hasta. Nedir bir gün, yıllar önce kaybolan bu hakkımız, bugün siyasi kararlarla bizim hakkımız elimizden alındı. Ama ben gerçekten o günde, bugün de bu mücadeleyi değerli başkanım verdiğini biliyorum. Tabii bunlar yanlış olarak anlatıldı. Başkanımın orada o günkü siyasetle ters düşmesinden dolayı bu gerçekleşti. Maalesef bunun acısını yıllarca çektik ki bizler çektik. Ama bugün diyoruz ki bu acıyı belli bir yaşa geldik. Çocuklarımız, doğacak çocuklarımız çekmesin. Ha diyeceksiniz ki burada başkanım kesin bir söz aldın geldin. Arkadaşlar kesin söz kesinlikle o karar çıkmadan hiç kimse veremez. Ben hayatımda 46 yaşındayım, hiçbir zaman yalan konuşmadım. Kesinlikle belediyede çalışmalarımda bile eğer bir vatandaşım benden bir şey istemişse onu eğer yapacaksam, gözüm keserse yaparım ama bugün, yarın kesinlikle o dediğimiz yapamıyor. Yalancı durumuna giriyorsun, o da vatandaşa çok büyük bir yanlışlık ve haksızlık oluyor. Kişiliğimde kesinlikle bunu ideal edinmişimdir. Yani doğruluk, dürüstlük. Bu çok önemli. Bu bakımdan değerli arkadaşlar, bu selamı başkanımın dediği gibi tabii bu ilçe olayı farklı bir olay. Coğrafya